Zihinsel engelli İbrahim okul hayaliyle yaşıyor, okula gitmek için evden kaçıyor, yolunu bulamıyor, sokaklarda kayboluyor. Tanıyan olursa onu evine ulaştırıyor. Gaziantep'in Güneş Mahallesi'nde yaşayan doğuştan zihinsel engelli 10 yaşındaki Halil İbrahim Tan, kentteki Doktor Sadık Ahmet İlkokulu'nda özel öğrenciler için açılan sınıfta eğitim almaya ve okuma yazmayı öğrenmeye başladı. Geçen yıl eğitim ve öğretimini başarılı bir şekilde sürdüren Halil İbrahim Tan, bu yılsa evinin servis güzergahında bulunmaması nedeniyle okula ara vermek zorunda kaldı. İki çocuğum engelli, eşim de engelli. Yani ben bu yükü kaldıramıyorum. Çocuklarımla ilgileniyorum, hocamla, evim kira. Ben yardım istiyorum. Zihinsel engelli, biri görme engelli. Köyler okulunda okuyor. Ama servis alıp gidiyor işte. Bir ay gitti, ondan sonra almadılar. İki çocuğu ve eşi engelli olan anne Necibe Tan, görme engelli olan oğlu Kadir'in servisle okula gidebildiğini fakat Halil İbrahim'in çok istemesine rağmen okula gidemediğini kaydetti. Madem iyi payım can, tabii ki ben okuyamıyorum. Yardım istiyorum. Ben okuyamak istiyorum. Halil İbrahim'in kendisi gibi engelli olan arkadaşlarından ayrı kaldığını da anlatan anne, zihinsel engelli çocuğunun her gün okula gitme hayaliyle evden çıkarak kaybolduğunu kaydetti. Hem Halil İbrahim hem de aile servis sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor. Engelliyim, yani çalışıyorum ama daha zor yetiştiriyorum. Ancak geçiniyoruz. Yardımseverlerden yardım istiyorum. Yani yardımcı olursa çok sevinirim.